talep edildi. Vakıflar da 2014'te geçtiği için vakıflar ibadet kapıldı. Çaybaşı Çayır Mahallesi'nin tarihi çivisiz camisinin restorasyon çalışmasını yerinde inceliyoruz. Şu anda mahalle imamı Hakkı Bey ile birlikteyiz. Caminin son aşamaları hakkında bize bilgiler verecek. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz şu anda Çaybaşı Çayır Mahallesi tarihi bir camide bulunmaktayız. Çaybaşımızda bunun gibi 4 tane tarihi camimiz var. Ama şu anda kullanılan 2 camimiz var. Yeni Cuma ve Çayır Camisi olarak. Şu anda biz Çayır Camisi'ndeyiz. Şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kasım 25'te başladı. 6. ayın 11'ine kadar süresi var. Ancak bizim şu andaki yapılan çalışmalara göre 15 gün içinde tamamlanıp teslim edilecek bize. Şu anda çalışmalar bitmiş durumunda, hemen hemen %80 oranında bitmiş durumunda. İç düzeyi, içi şu anda mihrap, minber gelip oduna da yapıldı, yerleştirilecek. Ayrıca hemen yanında bulunan tarihi mescidimiz bulunmaktadır. İlk bu askeri karakol olarak yapılmış, daha sonra imam lojman evi olarak hizmet vermiş, şu anda Kur'an kursu olarak hizmet vermektedir. Aynı şekilde Hicri 1802 yılına dayalı tarihi çadırvanımız, çeşmemiz var. Onun da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Böyle, bu şekilde. Tahmini süre olarak ne zaman açılır burası? Hava şartlarına bağlı. Çünkü çevre düzenliği yapılacak. İçteki çalışmalar hemen bitmiş durumda. Bunun için havalar tahminleri iyi giderse, havalar iyi güzel olursa 15-20 gün içerisinde teslim alacağız inşallah. Peki hocam, bu faaliyet olarak neler gösterilecek? Farklı bir etkinlik falan olacak mı cami içerisinde? Şöyle diyelim. Kur'an kursları haricinde. Şöyle diyelim, 5 vakit ibadete açık camimiz, cemaatimize açık camimiz. Burası ilk önce cuma camileri olarak yapılmış bir cami. Merkeze yakın olduğu için hem kalabalık oluyor cuma vakitlerinde, hem sadece ibadet olarak değil, ilçeden gelen tarihi camide ibadet etmek isteyenler gelebiliyor. Gezmek isteyenler yürüyüş olarak buraya gelip burada güzel vakitler geçirebiliyor. Aynı şekilde çeşmemiz, tarihi çeşmemizden su alıp burada sularını içebiliyorlar. Böyle etkinlikler var. Çocuklar, çocuk parkı için uğraşıyoruz. İnşallah çocukları çekmek için, gençleri çekmek için onun için çalışıyoruz. Onu da başarabilirsek güzel bir alan, güzel bir külliye olacak inşallah.